Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. İşte yine Aragaz başladı. Sizi anın içinde tutan, gerçeklik algınızla oynayıp bulunduğunuz ortamdan bambaşka yerlere götüren, kere alaka şeyler düşündüren program Aragaz'ı deruhte etmek üzere Kadir Çöptemir ve Paskal Numa stüdyodalar efendim. Oh yeah baby. Ya bana böyle veteran rakçı ağızları yapma gözünü seveyim. Oh yeah baby falan. Ne yani, grupi miyim ben ya? Günaydın babiko. Günaydın papiko. Nasılsın bastardo? Aa bastardo sensin. Efendim? Yani Türkçe söyleyince hakikaten ağır oluyor ya. Ecnevice söyleyince sevinin bir yanı var. Özür diliyorum Pascal. Daha iyi sıkıntı yok. Devam. Nasılsın? Canın yediğin Pascal'ı. Abi şükür be. Güne şükür. Şeklimiz aynı, şemalimiz aynı. Yaşanan her gün birbirine benziyor olsa da takmayacaksın kafanı. Dünyanın başka yerine de insanlar uzaya gitmiyor. Işınlanmıyor. Onlar da senin benim gibi surat bir karış işe gidiyorlar. Eve geliyorlar. Hayat başka yerde, burada olduğundan daha güzel değil. Böyle akıyor yani. Tam tersini düşünsek bile öyle değil, böyle. Evet Kadir. Sen bütün dünyayı dolaştın. Evet Pascal, gerçekten. Bak bütün kıtalara ayak bastım. Belli başlı şeyleri gezdim. Ne gördüm? Ne gördün? Ya aslında bir yok lan, her şey aynı dünya. Harbi mi? Harbi tabi. Mesela alalım senin memleket Paris'i. Ne kadar güzel değil mi? Şanzelize'si, Louvre Müzesi, Eiffel'i, ne bileyim Bastille, Montmartre, evet, Montparnasse, evet. Opera Garnier falan. Ama bak şiir gibi, doğru. Bahsettiğim yerlerin hepsinin bir sokak arkası var. O anlı şanlı Saint Germain bulvarının bir cadde arkasında adam bağırta bağırta. Sen ne diyorsun buna? O kadar da değil ya. Abartma be. Ya o kadar abi. Arkadaşlar Paris'te de yaşayan, Sydney'de de yaşayan yine işine gidiyor, yine kira ödüyor, yine kafayı aynı şeylere takıyor, aynı sıkıntıları yaşıyor. Yani olduğumuz yerden mutlu olmaya bakalım bence. Yaşadığımız hayat denen teatroyonun dekoru dandik olsa da oyun güzelse sıkıntı yok, bak ben söyleyeyim. Kadir, bu sabah çok pozitifsin. Ne oldu canım? Sadece vatandaşa pozitifi erkenden verelim istiyorum yani. Verelim dayı. Aç yavrum pozitif narkoz tüplerinin vanasını. Sonuna kadar aç Paskal'ım. Açtım dayı. Dayı yavrum vatandaşa pozitifi. Geliyor. No manita no dırdır, yes şamata yes gırgır felsefesinden yola çıkıp diyoruz ki... İster tek ol, ister çift, sıkma canını vatandaş. Her gün son günümüş gibi yaşa. Söylemesi kolay tabi, yapması zor. Ya olduğu kadar, çapın kadar. İlla atomu parçalamaya gerek yok. Yapabildiğini yapacaksın. Sonra dünyaya dönüp diyeceksin ki, adam adamıdır, elimden gelen budur aga diyeceğim. Fazlası için başka kapıya git diyeceğim. Yürü be Kadir. Ya bugün var ya, sıralı utagaz gibisi. Yapıştır Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. En çılgın, en abi keşke söyleyebilsem ama ben öyle şeyler söylemem tarzı içinden gelip de dışa vuramadığın, diyemediğin ne varsa bize yaz, korkma. Yargılama yok, eleştirme yok. Biz sendeniz kardeşim. Abi, kimisi küfür eder. Ya etsin, canı sağ olsun ya. Arkadaş, bu vatandaşın da birilerine çatması lazım ya. Bize çatsınlar. Halkımın canı sağ olsun. La Kadir, beni gaza getirdin ya. Kötü davranın bize. Evet, hepsini istiyorum. Bugün babacık... Sizi cezalandıracak. Bugün o gün. Yani illa çıkaracaksın değil mi? Sen başlattın. Evet başlattım. Tamam, Aragaz başladı. Hadi hepinizin işi gücü rast gelsin, tabancasından ses gelsin. Hadi. Herkes ayrı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. İşte o an geldi kardeş. Şimdi erken olur mu? Ya duyguyu erkenden basalım dinleyiciye Paskal. Sen mi yazdın? Maalesef benim kalemimden böyle büyük şiirler çıkmıyor Paskal. Çapı yetmiyor yani. Kim yazdı? Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesinden bir şiir.
Ah be Kadir be ya. Bari sen yatsan. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Halkımın şiirlerini yatsman beni örseliyor. Neyi? Neyi mi yapıyor? Efendim bugün Posta Gazetesi'nin yurdumun şairleri köşesinden bir büyük halk şiiri okuyacağım. Şairimizin adı Hasan Karaca. Ayvalık'ta yaşıyor. Şiirin adı Soğudum Senden. Geliyor. Belli. Deli bir şey bu. Kesin. Pascal niye yere çömeldin aslanım? Abi çömelince ısırmaz diyorlar. Ya kalk otur şuraya saçmalama ya. Sen de harf kurma. Şiir oku. Evet işte büyük şiir. Soğudum senden. Soğudum senden ne oldu sana? Burnun havalarda bir haller olmuş. Kimseyi görmüyor tanımıyorsun. Dikkat et fazla havalanma, bu dünya boş. İğneyi batırırlar balona. Öyle fena düşersin ki pat diye dağılırsın. Çok soğudum senden. Öyle soğudum ki -20 falan oldum. Saçının rengini falan unuttum. Sarı mıydı kara mıydı? Gözlerin çakırdı galiba. Soğudum senden. Senin yüzünden eline tuttuklarım bile üşüyor. O derece soğudum, anla yani. Eline bir şey geçti sanma, sen kaybettin. Öyle soğudum ki karşında donmuş bir Hasan var. Frozen Hasan'ım artık ben. Buz oldum sayende, çözülemiyorum. Frozen Hasan'ım ben. Frozen Hasan. Nasıl buldun Pascal? Frozen Hasan mı diyor? Evet, soğudum senden diyor. Frozen Hasan'ım diyor yani. Kadir, inşallah hiç üzülmez. Öyle kalır. Aa, neden ya? Şiir yazamaz belki. Bu ne ya? Lan deli misiniz siz? Hepten tırlattınız ya. Ah şiirden anlamıyorsun. Allah sana fizik vermiş, cazibe vermiş ama gusto vermemiş işte. Tabii. Bana fizik yeter. Yürü. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Gel edeceğim. Şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki isim. Hakemlerin ve federasyonun korkulu rüyası. Merdivenlerin can düşmanı. Lütfen kuvvetli alkışlarla. Arıza, manyak, büyük, başkan, sen Thunderbolt. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak şimdi, bak gene laf çıkardım. Ortalık zaten gergin. Barış anlaşması getirdim size. Bu sene sizi ve dinleyicilerinizi sana sokacağım. Sağ ol büyük başkanım. Sana yakışan da budur büyük başkan, sen Thunderbolt. Başkanım, ara transferler başladı değil mi? Başladı Pascal, başladı. Ara transfer başladı, ben başlattım. Arada transfer yapın dedim. Aldıklarınız mantar çıktı, takviye yapın dedim. Büyük başkanım, Beşiktaş Babel'le anlaştı diyorlar. Babel imza için geldi İstanbul'a biliyorsunuz. Evet, beni aradı bu. Başkanım ben Babel dedi. Hangi Babel dedim? Rahim Babel dedi. Rahim Babel kimsin çıkaramadım dedim ben. Başkanım imza için geliyorum dedi. Geldi bu. Boş senet imzalattım. Bonservisim elimde başkanım dedi bu. Kim verdi eline dedim. Başkanım Deportivo'da verdiler elime dedi başkanım dedi. Baktım harbiden vermişler eline. Sıkı sıkı tutuyor böyle. İyi gel bakayım dedim. Ne vermişler? Bonservis değil mi? Vallahi evet. Yani bonservise benziyordu. İyice bakmadım da olur da olmaz. Başkanım Galatasaray sakat var. Çok önde. Rikenik beni aradı. Alo başkanım. Ben Rikenik. Ah dedi. Ne oldu lan Rikenik dedim. Sakatlar canımı yaktı başkanım dedi. Buz koy hovini alsın şişmesin dedim. Büyük başkanım Galatasaray'da Sinan Gümüş, Podolski ve Kobe'nin sakatlıkları yüzünden forvet attı. Eren derdi yoka kalmış. Evet ona kaldı. Aradım bu çocuğu ben. Ya bir anlattı. Yani çocuğa derdi yok diyorlar ama çok dertliymiş ya bu. Yani oğlum sana niye derdi yok diyorlar. Senin derdin dağdan büyükmüş dedim. Başkanım güler yüzlü çocuğum o yüzden öyle diyorlar dedi. Likenik Eren derdi yok ya forvet olduğunu hatırla artık demiş, öyle mi hocam? Dedi. Ben hatırlattım. Likenik beni aradı. Büyük başkanım Eren derdi yok kafa gidik dedi. Ne oldu ne yaptı dedim. Ha bu dün gece sabaha kadar oturmuş takımın formalarını yıkamış. Kramponlarına vida takmış. Kendini malzemeci sanıyor dedi. Aradım Eren derdi yoku. Biletlerin hepsi satıldı kusura bakmayın dedi. Ha, kendini biletçi sanıyor. Oğlum sen futbolcusun dedim. Yapma ya. Ha, büyük başkanım ben libero muydum sol açık mıydım? Zannediyorum ben takımın malzemecisiydim dedi. Ha, sen forvettin Eren dedim ben buna. Babacım sen misin? Seni çok özledim. Ben forvet değil gofret istiyorum dedi. Kapadım fazla bulaşmadım. Yani contayı sıyırmış bu ya. Peki başkanım Fenerbahçe'de sular duruldu mu artık? Yani duruldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İlk avukat beni aradı.
Büyük başkanım, Fenerbahçe'de sular duruldu dedi. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Ne suyu lan dedim. Başkanım, biz su topu takımı değil miyiz dedi bu. O da kafayı yemiş. Futbol dünyası toptan delirdi ya. Ama büyük başkanım, avukatın hakkını yemeyelim. Her gün üstüne koyarak ilerledi. Teker teker çıktı başarı merdivenlerinin doğrusu değil mi? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Merdiven mi dedin? Kedi ne dedin ya? Boş bulundum abi. Pascal kaç. Kaç. Kaçın. Kaç. Ulan alçak lan köyler lan. Ulan mayın döşedim lan stüdyonun girişine. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Efendim? Gigi Hadid'i bildin mi? Berken değil miydi o? Babana rahmet. Baba yatta. Oğlum Allah'ın rahmeti bu. Ölüye de diriye de lazım, Allah Allah. Özür dilerim. Doğru diyorsun abi. Ne diyordum ben? Gigi Hadid. Ha, Gigi Hadid manken. İçkiyim mankeni kendisi. İngiliz şarkıcı Zayn Malik'le birlikteymiş bu. Ne olsun lan? Bize ne? Ya Zayn Malik İngiliz şarkıcı Gigi Hadid'e evlenme teklif etmiş. Gigi ne demiş? Daha yaşımız genç, evlilik için erken demiş. Kaç yaşındaki bu? Zayn Malik 23 yaşındaymış, Gigi Hadid 21 yaşındaymış. Yani erken olabilir. Bak bence bu Gigi Hadid'le bir konuşalım. Ara konuş baba. Abi tavsiye veririm. Abisiz. O zaman arıyorum ben. Arıyorum, çalıyor. Alo, Gigi Hadid'le mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Gigi, ben Kadir abin, Kadir Çöptemir. Pascal abin de burada kız. Gigi, ne yaptın güzelim? İyi misin? Pascal. Pascal biraz large bir tiptir canım, takılma ona. Ha. Ya Cici, şimdi bir haber okuduk biz. Cici değil lan, Gigi. Ha Gigi, neyse Gigi. Canım bu Malik senin sap evlenme teklif etmiş. Sen erken diye kabul etmemişsin, doğru mu kız? Evet. Ha, anlıyorum tabii. Ne diyor? Kadir abi daha 21 yaşındayım diyor. Yaşanacak çok şey var diyor. Evlilik için erken değil mi diyor. Doğru, aferin Cici. Hani Cici değildi lan Bibi ha? Yok abi, Gigi. Hay ne ya? Alo, çok özür dilerim canım az önceki ifadem için. Yok Gigi ha. Şimdi canım bak, şimdi sen diyorsun ki gencim, güzelim ama bu güzellik ha geçecek Gigi. Bu günler geçecek. Bak eline yüzüne bakılacak haldeyken kısmetin çıkmış kızım. Sen niye reddediyorsun? Çocuk şarkıcı falan ama para tutan bir çocuğa benziyor. Evlen, gül gibi baksın sana ya. Abi yaşlı anne gibi konuştun. Efendim Gigi. Evet olabilir. Ne diyor? Yani bilmiyorum Kadir abi diyor, iyi çocuk ama diyor bazı tuhaf halleri var diyor, emin değilim diyor. Erkeğin normal yok ki. Bravo Pasko. Alo Mimi. Yok artık ya. Kadir, Mimi değil lan, Gigi. Ha Gigi, alo Gigi. Canım şimdi erkek dediğin zaten tuhaf bir varlık ya. Evlenince tuhaf oluyor bu. Her erkek böyle. Yani sanma ki daha iyisini bulursun. Erkek bir kütüktür yavrum. Sen kadın olarak bunu işleyip yontacaksın ya. Bravo Kadir. İnce tüyolar bunlar. Sonra bak, benim annem senin yaşındayken, yani 21 yaşındayken 3 çocuk sahibi bir kadındı. Ne oldu? Fena mı oldu? Şimdi 80 küsür yaşında. Bak 3 evladı da evliliğin üstünde. Ha, gül gibi bakıyoruz ona. Ya erken kalkan yol alır Gigi. Sen kabul et bu evlilik işini güzelim. Alo Gigi. Evet de. Malik çocuk. Ben kefilim ya. Bak Pascal abin de çocuğa kefil oldu. Diyeceksin ki Pascal gibi çakal kefil olduysa kesin bir falsosu var. Olabilir. Ama durmuş bir saat bile günde 2 kere doğruyu gösteriyor. Efendim? Hayda. Ne dedi Gigi? Gigi dedi ki çok da fifi dedi. O ne demek lan? Yani diyor ki benim etrafımda bir sürü adam var diyor. Hepsi bastığım yere tapıyor diyor. Niye evleneyim diyor. Her çiçekten bal alacak yaştayım diyor. Kadir, o zaman gerçeği söyle. Şimdi bak Gigi canım. Biz senin fizyonomini inceledik. Evet. Sen aslında arabik bir kızsın ama yani fizyolojik olarak Russian Girl'e de benziyorsun. Yani sen 25-30'undan sonra pert olursun bak, açık söyleyeyim. Yani tanrıça gibisin şu anda. 25'i geçtikten sonra patlıcan musakkaya döneceksin sen. Erken çöken bir gen yapım var. O yüzden sen hazır bu salağı bulmuşken evlen. İki de çocuk yap. Herifi eve bağla. Evet, düşün bunu bak, abi tavsiyesi. Bunu yabana atma. Hadi canım, işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin. Ne oldu Kadir? Kabul etti mi? Ya kafayı karıştırdık Pascal. Bir saniye. Alo Malik,
He ben Kadir, Kadir Şırt'ım. Şimdi biz Gigi'yle konuştuk. Kızın içine kurdu düşürdük. Sen oradan yürü, tamam mı koçum? Hadi canım, ben İvan numarası veriyorum, havaleyi. Alalım canım. He masrafı da üstüne koyup göğün. He bizden çıkmasın. Hadi yaz canım, yaz. He. Evet, çift 054. Aragaz. Aragaz. Paskal. Geldireceğim. Ya hava durumunu öğrenmek üzere Dilker Yasin abi bize bağlanamadık. Bağlanalım mı? Bağlandık bile. Hadi canım benim. Alo Dilker abi. Cehennemin dibi San Siro stadından hepinize sevgiler saygılar sevgili dinleyiciler. Urfa Luci bastı çekti döndü. Boşta bir arkadaşını aradı. Abi daha dur ya. Bismillah ya. Top şimdi Zarkov'da. Zarkov'dan uzun bir degajman. Topun indiği yerde Larabella ve Yusuf birlikte bekliyorlar. Beklerken Yusuf Larabella'ya türbünde güzel bir kızı gösterdi ve abi asla oldum kıza deyince Larabella abi ben tanıyorum o kızı çömez daha kimseyle çıkmadı dedi. Bunun üzerine Yusuf abi kızı tanıyorsan benim için konuşur musun dediği sırada top yere indi. Larabella topu aldı. Kuleli adımlarla sağdan kan merkezine yetişir gibi hızla ilerliyor. Bilker abi kar var mı kar? Daş mı yağacak, kar mı yağacak, ne yağacak? Biraz havayı anlat da. Yusuf geldi, bastı çekti. Topa mı? Hayır, Larabella'ya. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Bu arada Larabella'ya gavura vurur gibi vuruyor Yusuf. Yapma Yusuf, yapma. Hadi çocuklar, bu maç bizim. Abi bu Dirkel abiyle biz ne yapacağız ya? Maçın hakemi Fransız Federasyonu'ndan Gilbert Mondi. Kendisi bir şirkette know-how advisor olarak çalışırken çokça know yapıp hiç how yapmadığı için işten atılınca hakemliğe başlamış. Evli ve 5 çocuk babası. Çocuklardan ikisi anneye, biri halaya, ikisi de dayıya çekmiş. İlker abi bari maçı anlat ya, gözünü seveyim ya. Top şimdi Hacı'da. Hacı ileride topu tuttu. Galatasaray Arsenal Kalesi'ne akın akın geliyor. Bu bana akın akın Kompera'yı hatırlattı sevgili seyirciler. Zaten Hacı de kendisine sert giren Yusuf'a dedi. Yusuf Hacı'nın ne dediğini anlamadı. Larabella'ya ne diyor bu gospodin diye sordu. Larabella Yusuf'un kulağına Hacı'nın söylediklerini fısıldayınca Yusuf iyi bana terbiyesiz kelime etti diyerekten hakeme şikayet etti. Hakem Larabella'ya ortalığı niye fişlikliyorsun diyerekten sağ kenarında 10 dakika tek ayak üstünde durma cezası verdi. Yusuf'a diyen Hacı'nın de ağzına acı biber sürdü. Dilker abi ya bari birim bir gol anlat. Barcelona'ya attım. Beşiktaş orta sahası çok koştu. Dalakları şişince topu ileri doğru şişirdiler. İleride Pascal var. Top Pascal'ın kafasına, sonra Barcelona kalecisinin gıdısına, sonra yine Pascal'ın oradan kale direğine, kale direğinden de Pascal'ın lolliğine çarptıktan sonra kaleye girdi. Yan hakem orta sahaya doğru koşuyor. Barcelona'lı futbolcular var hoca deydi diye hakeme itiraz ediyorlar. Abi kendi attığım golden tiksindim ya. Bu ne ya? İlker abi bari genel olarak havadan bahsetsen ya. Top şimdi kaleci Lukovcan'da. Lukovcan topu uzun bir degajla Abdülkerim'e yolladı. Abdülkerim Fener'in stoperi olduğuna göre degaj aslında uzun değil kısa. Abdülkerim topu kaleci Lukovcan'a vererekten kısa silim istiyorum dedi. Ne diyorum ya? Artık var ya kendini açtı ya. Yarmolenko Beşiktaş filelerine 4. golü bıraktı maalesef. Yapmayın çocuklar, yapmayın bunu. Ukrayna'da başımıza bu da mı gelecekti? Allah'ım ağlamak istiyorum. Frekazi Monaco filelerine 135 metreden öyle bir füze gönderdi ki hakem şu anda Monaco kalesinde balistik inceleme yapıyor. Füzenin Yugoslav yapımı olduğu tespit edildi. Frekazi gol sevinciyle öyle bir koştu ki Monaco stadından Bulgaristan'ın Köstence şehrine kadar geldi. Haydi çocuklar, haydi Türkiye. Türk futbolunun Markus talihini yenelim. Bu maç bizim. Abi yeter. Abi yeter, insanlıktan çıkardın yeter, ne olur yeter. Abi cam aç abi. Hava gelsin. Bu Dilker abi var ya bana çok bastı. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Efendim abi. Yeni Zelanda'da bir koyun polise saldırmış. Nasıl koyun? Bildiğin koyun. Abi koyun. Nasıl saldırıyor ya? Şaşırtıcı değil mi? Ya adı üstünde koyun gibi hayvan bu koyun. Hem de polise saldırıyor. Arayalım mı şu koyunu? Ara bakayım ya. Efendim Yeni Zelanda'da polise saldıran koyunu arıyorum. Çalıyor. Ano, buyurun.
Yeni Zelanda'da polise saldıran koyunla mı konuşuyoruz? Evet hocam, benim hocam. Birader, polise niye saldırdın? Hocam bak, önde bir konuyu güncelleyelim. Ben koyun değilim abi, koçum ben. He. Koçum, niye saldırdın o zaman polise? Şimdi hocam ben içkiliydim, anlıyor musun? İçkiliyim, nasıl koyunsun sen ya? Aşk acısı çekiyorum hocam. Zenci bir merinos var, koç var bizim burada. Zenci merinos, o nasıl oluyor ya? Kara koyun diyor herhalde ya. Benzetme Zenci merinos ne ya? Evet sayın koç, dinliyoruz sizi. Abi içkiliydim ben, atıktım. Arabayla gidiyordum, polis devirdi beni. Evraklarını istedi. Koyundan, polis. Ehliyet ruhsat istiyor. He? Oğlum ne içtiniz lan? Ya koyunun içkili halde araba sürmesine şaşırmıyorsun da polisin çevirip evrak istemesine mi şaşırıyorsun Pascal? Ya bu Yeni Zelanda nasıl memleket be? Hocam polis bana ileri geri konuştu, anlıyor musun? Zaten kafam güzel, delikanlı adamız hocam, kanıma dokundu ya. Polis nasıl konuştu? Ha, koyun gibisin, o kadar içkili araba kullanma diye yayınlar yapılıyor. Sen emniyetlerine de gidersin, tığır dedi bana. Bana tığır demesi bana çok koydu ya. Niye sana sığır demesi koydu, niye ki ya? Hocam koyunlar arasında tığır ifadesi siz insanlardaki gibi bir şey, anlıyor musun? İndim araçtan, daldım ben buna, kafa attım. Kardeşim, devletin memuruna el kalkar mı ya? O vazifesini yapıyor. Abicim aklım başımda değildi. Sonra beni karakola çektiler bunlar. Karanlık bir odaya soktular. Kola titesi gördüm bir tane. Tamam abi. Gerisi kalsın. Anlatma. Peki bu saldırdığın polis davacı oldu mu koç? Olmadı hocam. Aa, niye? Koyundan dayak yediğimi duyarlarsa sosyal ortamda nedir olurum diye davada olmadı abi. Zaten ben de kendisinden özür diledim hocam. Bu mevzuyu fazla büyütmeyelim hocam. Ya ne demek büyütmeyelim? Bir koyunun insana saldırması büyük haberdir. Sen ne diyorsun ya? Abicim siz de insan olun biraz ya. Yani insanlıktan çıkmışsınız abicim. Birbirinizin ***'ını uyuyorsunuz hocam ya. Sonra da koyuna taşınıyorsunuz ya. Ya önce kendinize bakın hocam ya. Oo, koyuna bak. Sosyal mesaj verdi. Pascal, bundan sonra bilmeden sosyal mesaj falan verirsem beni sert bir dille ikaz et. Koyunlar bile sosyal mesaj veriyor arkadaşım ya. Tamam baba. Alo, Yeni Zelanda'da polise saldıran koyun. Şimdi canım, evet, insanlık kendini bozmuş olabilir ama siz koyunlar olarak niye bize özeniyorsunuz yani? Şu dünyada doğal davranan bir siz kaldınız, bari siz kendinizi bozmayın ya. Ha? Pascal, ne yapıyorsun lan sen? Çek dilini boynumdan ya. Sen dedin, sen dille uyar dedin. Ya arkadaşım, ben onu mu kastettim Pascal ya? Abi siz benden de manyak mısınız hocam ya? Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Pascal Kadir. Twitter adresimizi verelim canım. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Ayrıca Instagram adreslerimizi de verelim. Benimki Kadir Çopdemir'di. Seninki neydi Pascal? Ben Numa 21. Seninki Kadir. Kadir Çopdemir'di. Instagram'dan da takip edin. Şimdi Pascal, seninkinden haber var. Benimki derken? İngiltere Kraliçesi Elizabeth. Ne olur? Siyatiği mi azmış? Yok, siyatiği değil de geçen hafta itibariyle İngiltere tahtında en uzun kalan hükümdar olmuş kendisi. Yapma ya. Vallahi Pascal, bu kadın Hitler'i, Lenin'i, Stalin'i, Roosevelt'i, Çavuşescu'yu, onu bunu bütün liderleri gördü. 4 tane papa eskitti. Hala Türk gibi maşallah ya. Abi, karı ramsız gibi. Ne diyeyim ben? Yalnız sana da büyük hasta. Abi lütfen bak. Ayıp ediyorsun. Ya niye kızıyorsun kardeşim? Koca İngiliz kraliçesi sana hasta oluyor. Mavi kandan bir kadın. Her erkeğin bir rüyası değil mi ya? Abi, kadın laftan ilk kokuyor. Burnumu çıkıyorum. Ya kraliçe hala çok dinç ve zinde ama sağlığının sırrını da gazeteler açıklamış. Neymiş biliyor musun? Neymiş baba? Her gün 3 kaşık keçi boynuzuna 100 gram fındık tozuyla 1 çay kaşığı arı poleni karıştırıp sütle içiyormuş. Her sabah da aç karnına bir diş taş köprü sarımsağını yarım şişe sodalı ayranla içiyormuştu. Öylece genç kalıyormuştu. Nasıl midi onu ya? Kadına bak ya. Evet, telefon benimki çalıyor. Evet. Alo. Aleyna aleyküm selam, kimsin bacım? Ooo, sayın İngiliz kraliçesi Elizabeth. Nasılsın aminle?
Sağ ol, var ol. Amin, ellerinden öperim. Ninem, ninem, ninem. Hakikatli ninem benim. Pascal, burada burada. Tamam, söylerim. Ne diyor? Kara aygırıma diyor, selam söyle diyor. Atlasın gelsin yeni yıla birlikte Noel Baba ile hediye bekleyen yalnız kadın fantastikosu yapıp girelim diyor. Of ya Kadir ya. Bıktın be abi. O ne fantastikosu? Kardeşim bunlar hep muhabbetten neşet eden şeyler. Sen niye kızıyorsun ki ya? Efendim Sayın Kraliçe. Ne dediniz? Sahi mi? Ya lütfen söyleyin. Ne söyleyin? İngiliz kraliçesi Elizabeth Diyökü'ne Kadir'cim diyor. Bu yaşta bu gençliğimin, bu zindeliğimin, 18'lik taze gelin gibi oluşumun gerçek sebebini açıklamak istiyorum diyor. Açıklasın bakalım. Sayın İngiliz kraliçesi buyurun gençlik sırrınızı söyleyin lütfen ya. Evet. Niye? Ne oldu Kadir? Ne şaşırdın? Ya koca İngiliz kraliçesi gençliğin sırrını açıkladı, ona şaşırdım. E neymiş ki? İki haftada bir 37 cc'lik paskasilin yediğim bile kendime geliyorum. Ceylan gibi oluyorum diyor. Kadir söyle adam. Özelimizi paylaşmıştın. Ayıp ediyor. Bakın sayın İngiliz kraliçesi. Pascal öyledir böyledir ama özellik konusunda çok hassastır. Kendisi şu an sinirlendi. Hususi hayatımızı ulu orta paylaşmasın. İlle evet. De edep diyor kendisi. Ayrıca doz yanlış. 37 cc değil. 42 cc olacak. Sayın Kralıcı, doz konusunda Pascal'dan bir düzeltme geliyor. Diyor ki 37 cc değil 42 cc paskasilin diyor. Evet. Niye? Ne oldu Kadir? Pascal ben bunu sana söyleyemem arkadaşım. Söyle söyle söyle. Ayıp ediyorsun ama. Kraliçe diyor ki Pascal'ın yanlışı var diyor. Paskasilin diyor 42 cc değil diyor. 42 cc'si olan dropa silin diyor. Paskasilin 37 cc diyor. Paskasiline geçmeden önce ben 2 yıl dropa silin vurdurdum diyor. Oradan biliyorum diyor. Yanlışı var. Dropa silin 37 cc. Paskasilin 42 cc. Duydunuz mu Sayın Kraliçe? Tamam söylerim. Nedir? Benim yediğimi Pascal benden iyi mi bilecek diyor. Evet Sayın Kraliçe efendim, açıklamanız çok teşekkür ediyoruz. Bizim de program saatimiz doldu. Yarın bu mevzunun üzerine belki gideriz. Efendim hadi yarın buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, paka paka diyoruz. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.